Yani İtlancığım, bu hafta bir zamanlar Çukurova'da oynadın. Evet, neler oynadım. Söylemek istersin? Abi ben 62. bölümde oynayacağım sanıyordum. 61'deymiş. Çalışıyordum. Kandırdı lan bizi. Valla ben 62'de biliyordum. İş yerindeyim, çalışıyordum. Baktım akrabalar almaya başladı. Tabi parayı duyduyorum. Kaç para alıyor falan. Nasıl kardeşim? Seninle tanışmak bugüne kısmet oldu. Virüsten dolayı sarılamadık. Evet, virüsten dolayı sarılamadık ama sarılamadık. İç içeyiz. Bu nasıl oluyor? Evet, maalesef aramızda birer metre olması lazım ama kadraja girmiyor. Yerimiz yok. Ben... Ya, Kürt olduğum halde doğu şivesi yapamayan tek kişi ve güvendim diyorum. Doğu şivesi yok hem de yapamayan. Karadeniz şivesi yok ama sadece doğallık. Ya doğaçlama içinden ne geliyorsa. Sevdiler, halk sevdi. Halkın adamı. Halk otobüsüyle geldim buraya. Sevdiler. Sabırla bekliyoruz. Azat'a bir soru sorabilir miyim? Sağ ol. Tabii ki. Azat. Belki Azat hoş geldin. Azat dışarı çıkıyor musun? Neden? Koronavirüs mü var? Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Malum herkes evde, biz de evdeyiz, siz de evde olun. Hazır evdeyiz, bir soru cevap videosu yapak, bir sohbet edelim dedik. Yani. Moderatörümüz Solga abi. Aynı zamanda neyimiz abi? Stilist. Saçlarımızı o kesiyor. Evet, merhaba arkadaşlar. Tolga ben. Arkadaşları tanıyorsunuz ama beni tanımıyorsunuz. Galiba tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Ben tanıyorum. Çünkü ben tıraşa geldim. Cüneyt'in, Rıdvan'ın, Nasir'in... Belki Koç Ali. Evet, Koç Ali. Onun stilisti olamadık. Kısmet olmadı. Olacak. Rıdvan. Yani Rıdvan'cığım, bu hafta bir zamanlar Çukurova'da oynadın. Evet, neler söylemek istersin? Abi ben 62. bölümde oynayacağım sanıyordum. 61'deymiş. Çalışıyordum. Kandırdı lan bizi. Valla ben 62'de biliyordum. İş yerindeyim, çalışıyordum. Baktım akrabalar aramaya başladı. Tabi parayı duyduyorum. Kaç para alıyor falan. Akrabalar aramaya başladı. Hiç tanımadığım numaralar. Ooo yeğenim ne yapayım falan. Dedim iyi, gözün aydın oynamışsın falan. Orada anladım oynadığımı. İzleyemedim ama yarın özeti var. Özetini izleyeceğim. Çünkü televizyonda izlemek ayrı. Çünkü biz kendimiz bölümde çekiyoruz. Yani, yani. Şimdi tekrar araya gireceğiz. Normal bölüm oynadı ve sen o bölümü izlemedin. Çalışıyor musun? Çalışıyordum. Zaten çalışmasaydım... Hayır, izledi de televizyon başında değildi. Hı. Ha, öyle anlıyorum. Yani ben gene bilseydim gene izleyemeyecektim. Çalışıyorum çünkü. İş yerinde. Olabilir. Yani kendi oynadığı bölümü izlemeyen adam. Olabilir. Dizi hakkında ne söyleyeyim? Abi Cüneyt abinin sayesinde ya girdik. Abi. Yok değil mi abi? Bak adam 4 yıldır gidiyor, 4 yıldır şey sadece kapı açıyor, sedyeyi tekliyor, yüzü görünmüyor. Çatışmada vuruluyor. Bu tarz bölümlerde oynuyordu. Cüneyt abiyle biz kayda gittik. Bizi oyuncu sandılar. Onu oyuncu sandılar. Öylesin zaten. Yok abi. Yani bizim gönlümüzde oyuncusun abi. Gönlümüzde oyuncusu. İşte sürekli sahneler geliyordu. Çalışıyordum, gönderiyordum olmuyordu. En son bir tane geldi. Cenazedeydik. Cenazede insan doğal olarak gülemez. Kenarda bir çekim dedim duvarın orada. Millet bize bakıyordu. Gülmeden düzgün böyle mahcup bir şekilde çektim, gönderdim. Beğendiler. Demek ki birinin ölmesi lazımmış. Benim oynamam için. Devamı var mı? Gelecek mi? Abi. Şimdi yönetmene dedim ben nezarete giriyorum dedim. Suçum ne? Şakasına dedim tabi. La ne olur böyle kavgadan girdin çıkacaksın dedi. Merak etme. Yani çıkma şansım var. Bakalım abi. Nasılsın kardeşim? Teşekkürler. Seninle tanışmak bugüne kısmet oldu. Virüsten dolayı sarılamadık. Evet, virüsten dolayı. Sarılamadık ama iç içeyiz. Bu nasıl oluyor? Maalesef aramızda birer metre olması lazım ama kadraja girmiyor. Yerimiz yok. Ya bu kadar çok sevilmenin sebebi ne? Gece saat 12, 1 saat 2, bazen öğlen 1, o saatte işimiz bittiği zaman eve gitmeden direkt video çekmeye geliyorum. Evet. Bunu her gün, her gün. Yani gün gelince işe gidip bir saatte yapmadan işe gittiğim gün oldu ve benim yaptığım işte bir hata fırına 5 litre, 4 litre mal olan bir hata yani çünkü benim yaptığım bir hataya düşün hata, ekmek geldi, bir araba ekmek geldi, servis asadı. Bakkaldan yiyeceğin küfürün hesabı var. Yani biz buna rağmen her gün bunu yapıyorduk. Doğallık vardı. Şimdi rol yapamıyorum mesela. Burada bir Kürt olduğum halde doğu şivesi yapamayan tek kişi ve güvendim diyorum. Doğu şivesi yok. Ben de yapamıyorum. Karadeniz şivesi yok ama sadece doğallık. Ya doğaçlama içinden ne geliyorsa. Sevdi. Halk sevdi. Halkın adamı. Halk otobüsüyle geldi buraya.
Abi ben söyleyeyim mi? Biz başladığımızdan beri yani kendimizi böyle farklı görmedik. Neyse ki oyuz. Beni mesela çok söyledim. İlk şurada bir manam vardı. Adam beni gördü. Ya dedi ben seni internette görmüştüm. Dedi ben o manamla ilişkimi kestim. Utanıyordum yanına gitmeye. Biri beni gördü mahcup oluyordu. Sonra bakkal beni tanıdı. Sonra fırın tanıdı. Ondan sonra herkes tanıyınca mecburen ya alışmaya başladı. Rıdvan'ın bu huyudur yani dayanamıyor. Adam dolu konuşmak istiyor. Abi nasıl diyeyim? Ya şu an ben çalışıyorum. Şişman da çalışıyor. Cüneyt abi de çalışıyor. Oyuncu. Ya herkesin Tolga abi maalesef kuaför, kafalı kuaförler. Yani şu an biz sokağa yine çıkıyoruz. İş için çıkıyoruz. Risk altındayız. Abi çok emek veriyoruz. Video çektiğimiz zaman arkadaşın dediği gibi uyumuyoruz. Gece çalışıyoruz. Gündüz uyumadan video çekip tekrar işe gidiyoruz. 24 saat uyumadan 36 saat. 36 saat diyelim uyumuyoruz video için. Bizim bir isteğimiz ne? Yani destek olmamız. Peki ben bir şey daha soracağım araya girip. Yani bu senaryoyu yani hangi ara yazıyorsun? Abi gece çalışırken yazıyorum. Zorlanıyorum. İş yerindeyken aynen. Çalışırken. Normalde ben çok iyi senaryolar yazıyorum. Ama rahat olduğum zaman abi iş yerine gidiyorum. Uyumadan iş yerine gitmişim. Stres var. Ne bileyim uykusuzluk var. Bilgiler. O sorun değil. Şimdi sorunlar varken senaryoyu yazıyorum mesela. Elimi alıyorum. Konu buluyorum. Yazıyorum. Uykum geliyor. İşim çıkıyor. Bir şey oluyor. Biri geliyor. Biri gidiyor. Sürekli böyleyim yani. Hep böyle düşüyorum. Zorluklar. Zorlanıyorum yani. Eğer biz bu işte ilerlersek şu an 2000'de bir video çekiyorsam. Uyumadan niye söylemiyor? Kovarlar. Biz bu işte ilerlersek ben bu işi kendi işimmiş gibi yaparım. Daha çok video çekelim, daha kaliteli şeyler yaparım. Neyte abone olun, Rıdvan Kevre'nin kanalına abone olun, yani like bırakın. Yani bunlar gerekiyor. Gerçekten emek veriliyor. Yani şöyle söyleyeyim, beğenme tuşu, yorum tuşu. Yani biz eskiden umursamıyorduk Instagram'da bir kere olsun işte videoyu beğenin, yorum yapın. En çok arkadaşın etiketlerini hikayemizde paylaşacağız. Maaşa bağlayacağız. Tarzı şeyler söylemedik. İlk sebebi ne? Ya biz bıraktık akışına. Dedik olursa olur. Yani oluyor. Yavaş yavaş oluyor ama. Videoyu izlediğiniz zaman şu an mesela aşağıdan beğeniye basıp bir tane de yalandan yorum ya güzel olmuş tarzı yalandan değil. Bir tane de yorum yazdığınız an sizin o yorum beğeninizle başka biri görüyor. O da size geri dönüyor. İzliyor. Yani o yüzden beğeniyle yorum çok önemli. Beğenin. Mesela 5000 kişi izlediyse 5000 beğeni olsun değil mi abi? Wow, çok abi. Oğlum rekor oluyor. Yaparlar abi. Yaparlar. Bak 5000 kışkırtma. Ya, buraya kadar kim geldiyse bizi seviyorsa beğensin ya. Beğensinler abi. Ya, benim bir sorum olacak. Kaçak video berber videosu çektiğimiz için üstüne geldi. Sen de bir kuaför berbersin. Kaçak olarak kimseyi kestin mi hiç? Çok samimi kesmedim. Çünkü yasak. Kanunen yasak. Yasak tabii. Yani, iş yerimiz kapatıldı. Bundan dolayı kimsenin ne evine gidemiyoruz, ne dışarıya çıkabiliyoruz. Videodan dolayı çıkmak zorunda kaldım. Bunun haricinde sürekli evdeyim. Peki gelirin başka yok. 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 Ama sabırla bekliyorum. Azat'a bir soru sorabilir miyim? Sabır tabii olsun. Ki. Azat. Belki Azat hoş geldin. Azat dışarı çıkıyor musun? Neden? Koronavirüs mü var? Koronavirüsü açılmışken, koronavirüs hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ne yapmamız lazım koronavirüsü için mesela Azat? Maske. Başka? Eldiven. Başka? Mesela seni öpeyim mi? Niye? Koronavirüs var. Ellemek de yok. Ellemek de yok. Ellemek. İnşallah bir an önce son bulur. Tabii tedbir almamız lazım. Yani şu an mesela koronavirüsüne bütün hastalara Allah şifa versin. Cüneyt sana bir sorum olacak kardeşim. Yeni projeler var. Yeni projeler var. Vallahi işte biraz önce konuştuğumuz gibi öncelikle bu belanın başımızdan gitmesini umut ediyoruz. Ama ondan kurtulursak projelerimiz zaten vardı. İşte sinema filmi vardı, iptal oldu, dizi vardı, iptal oldu. Mart'taydı. Hatta TRT vardı. TRT sırf uzakta olduğum için, hani gidemediğim için, sıkıntı olduğu için o da yaptı. İşte virüs olmasaydı şu an proje işte Çukurova var. Çukurova yani, evet onu soracaktım. Oradan devam ediyoruz. Stoklanmış şeyler var. Bitmek üzere ama. Yarın kez yarınki bölümümüz değil. Kaçıncı bölüm? Araya gireceğim. 62. bölüm. Erkenden açarsanız beni de izleyebilirsiniz. Evet, özellikle. Yani projeler bu işle ilgilendiğim için daha doğrusu kendi adıma proje her zaman gelir gider bir şeyler olur ama öncelikle bu beladan kurtulmak. Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Ben cevabı vereyim, benden gitsin. Sen ver kurtul. 5 yıl sonra Mersin Fırıncılarası Başkan olarak kendimi görebilirim. Ama sen 5 yıl sonrasını bekliyorsun. Evet, 5 yıl sonra. Vallahi ihtimali var, doğru söylüyorsun.
5 yıl sonra kendimi nerede görüyorum? Şöyle bir düşünün. YouTube'a video açıyoruz. İlerlersek mesela. Mesela başlayalı kaç yıl oldu? Ben 2 yıl önce resim paylaşıyordum. İnsanları trollüyordum. Abazaları diyeyim, sapıları. Onları paylaşıyordum. Daha sonra kendim video atmaya başladım. Saçmaydı açıkçası. Yani biz seninle başlamadan 2 ay önce başladık. Yani yaklaşık 7-8 aydır biz bu işi yapıyoruz diyeyim. Daha öncekileri ben iş olarak görmüyorum. Daha öncekiler o zaman bir altyapı hazırlığı diyebiliriz mantıken. Aynen. 5 yıl sonra yani şimdi bu oyunculara da, şirket çalışanlara da, herkese soruluyor. Bu klişe bir cevaptır. 5 yıl, 10 yıl sonra nerede kendinizi buluyorsunuz? Buna net bir cevabım yok. Şuradayım, buradayım diyemem. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Ne iş yapıyorum? Oyuncu. Oyunculukla ilgili 5 yıl, 10 yıl ya da 15 yıl önce neysem, nasılsam, kendimi geliştirmek için ne kadar uğraştıysam, bugün de ileriye taşıyabilmek için bugünden daha çok uğraşmak kendini geliştirecektir. Yani her seferinde farkındayım. İşte bu uğraşım beni nereye götürür bilmiyorum ama büyük ihtimalle yine her hafta birilerine televizyonda izleyeceğim gibi. Yani çünkü sürekli bu işle uğraştığım için muhakkak bir yerde yine oynayacağım. 5 yıl sonra dediğim gibi projelerim var, planlarım var. Bakalım yani kaç ay sonra belki bir şeyler olabilir, kalmayabilir. Birkaç yıl sonra da hani Mersin'de güzel bir mekan yapma şeyi var. Bakalım. Lütfen Kevrek YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, unutmayı. Cüneyt'in kanalına da lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. 3-2-1 sen başla, pas buraya. 3-2-1 kayıt. Evet arkadaşlar, Cüneyt abimizin YouTube kanalına hoş geldiniz. Malum hepimiz evdeyiz. Haftaya görüşürüz.